Oo maşallah komşum. Sokağa da çıkmaya başlamışsın. Yat yat sıkıldım. Berdan'la halam da beni gezmeye götürdüler. Hayırdır? Gece nişan var, Zülal'in nişanı. Öyle mi? İyi bir aileye gelin gitmiştin inşallah. İyi, çok iyi. Çok da zenginler. Onlar kadar zengini Türkiye'de bir elin parmakları kadar azdır. Çok sevindim. Tebrik ederiz. Uğurlu olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Buyurun, hoş geldiniz. Ne haber Nüket? İyidir. Kaç gündür hiç arayıp sormuyorsun. Kusura bakma canım, biraz yoğundum. Rahatlayayım, ararım seni. Çıkarız, bir abi kardeş gecesi yaparız. Yapalım. Çok güzeldi. Abi... Ya durumda bir değişiklik oldu mu? Hani Namık'la Zülal nişanlanacaklardı falan demiştin. Yok hayır. Bu gece nişanlanıyorlar. Zaten o geceden günü belliydi. Söylememiş miydim sana? Abi, hatta biri var. Çağrı geliyor. Sonra arayayım mı ben seni? Tamam canım. Ben de zaten avukatımla yemek yiyeceğim. Rahat konuşmak istersen daha geç ara. Tamam, hoşça kal. Madem nişan evde olsun, geleneklerimize uygun olsun dediniz, çiçeksiz, çikolatasız olmaz bu iş. Adettendir. Buyurun lütfen. Ben bir mutfağa ineyim. Seninkiler nerede? Bu özel günde iki aile baş başa oldu. Yukarısı nasıl? Namık'la Zülal'i görmeniz lazım. Böyle oturuyorlar. Çok yakışacaklar birbirlerine. Allah tamamını erdirsin. Amin. Darısı benim güzel kızımın başına. Amin. Nejat yok mu? Bu gece bizimle birlikte olamayacak. Sebep? Benim yüzümden. Aa, o ne demek? Meleği ziyaretimizden de hatırlarsınız. Aramız pek iyi değil. Beni Zülal'e layık görmüyor. Olur mu öyle şey oğlum? Siz çok eski arkadaşsınız. Öyle idik. Saat önce geldim. Sen bu nişana çok tepkilisin. Öyle anlıyorum. Boş ver. Ailevi mesele. Nasıl istersen. Sen gelene kadar beni iyice sardın. Ben Belkıs Hanım'dan çok rahatsızım. Ne öneriyorsun? Bunca zamandır aynı hastalıktan yatan adam nasıl bir tesadüftür ki ben geldiğimde öldü. Bunu bir tesadüf olarak görmüyorsun. Doğru mu anlıyorum? Belkıs Hanım'ın bu kadar çabuk hayata dönmesi, paraya hırsa bürünmesi, içimdeki sese böyle söyletiyor. Otopsi talep etmemiz mümkün mü? Gayet tabii. Adli tıptan bir doktor arkadaşım var. Ona yapmamız gerekenleri sorarız. Bu çok zor bir karar, emin misin? Eminim. O adam bana ne yapmış olursa olsun o benim babam. Eğer bile onun canını yakmışsa bunu ödeyecek.
Sağ ol ulan. Rahat. Zülal benim kızımsa Efset'i asla affetmeyeceğim. Kızımsa derken bile kızım diyor. Ben Efset'in içini bilirim. Onun kendim kadar iyi tanırım. Yalan söyleyemez. O gün Melek için senin kızın değil derken inandım. Ama Zülal için... Zülal benim kızım. Efset'in o bakışı şimdi gibi aklımda. O gün o kafayla girip soracaktım. Ama ne hikmetse hastanelik olduk. Giremedik. Soramadık. Berdan, yarın avukatla görüşmek istiyorum. Vasiyetimi hazırlayacağım. Zülal'cim ne kadar heyecanlısın. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Feridarım buyurun. Ben mi keseyim? Lütfen. Müsaade ederseniz Efset kessin. Hem onun uzun süren bir evliliği var. Şans getirir. Gerçekten ben mi keseceğim? Evet. Hadi Efset Hanım, sizi bekliyoruz. Başlangıcı olsun. Oğlum benim. Tebrikler. Allah mutluluklarını daim etsin. Tebrikler. Kızım. Zülal'cim, bundan sonra oğlumu sana emanet. Erkekler çok zor. Bazen çocuk gibiler. Hele ki Namık aynı babasının oğlu. İşin zor. Buyurun. Tebrikler. Ne arıyorsun ısrarla? Ya karışma sen. Merak ediyorum. Efkarlanmış bir yerlerde dağıtıyordur. Kuzeni artık ne de olsa namın. Evsetciğim öyle değil mi? Sen niye böyle kös kös oturuyorsun burada? Ne oluyor sana? Ağlıyor musun sen? Anne, Namık'la Zülal bu akşam nişanlanmışlar. Hiçbir şey için geç değil. Hatta istediğimden daha da güzel olacak. Yarın sabah andaçların nişanı bir duyulsun bakalım.
O kadar duyulduktan sonra nişana atmak çok daha büyük rezalet. Anne lütfen. Namık'la yattığımı söylersen ben rezil olurum. Merak etme, seni rencide edecek hiçbir şey yapmayacağım. Anne lütfen diyorum. Ne Namık'ların ailesi ne de abime bu gerçeği söylemeyeceksin. Tamam canım. Seninle ilgili hiçbir şey konuşmayacağım, söz. Biliyorsun Burcu var elimde. Mithat'ın karısı. Fırat Bey oğlunun ortağının karısıyla yattığını bir duysun bakalım. Biliyorsun şirketin %50'si Mithat Bey'e ait. Ah Namık, bunu sen istedin. Yazık. Güzellikle halledemedik. Nejat. Gelir misin biraz? Lütfen oğlum. Seni oğlum gibi seviyorum. Görüyorum. Hayattaki en değerli şeyim. Zülal'in üzerine yemin ederim öyle. Bu nişan meselesine gelmeden Zülal'e bütün gerçeği anlatmak istedim. Ama Esed istemedi. Analık hakkım. Namık gibi biriyle evlenmesini çok arzu ederim dedi. Esed seni çok sever, sayar. Ama Melek de onun kızı. İki evlat arasında böyle bir şeye hiçbir ana müsaade etmez. Buraya kadarmış Nejat. Git de gidelim. Burası senin evin. Yarın bir gün Zülal evlenip yuvadan uçunca bizler sana ağır geliriz evladım. Zülal verdiği katla anladım. Sen benim teyzemsin. Annemsin. Ben ölene kadar benim evim sizin eviniz. Çok pişmanım Nejat. Çok. Keşke Zülal küçükken her şeyi söyleyebilseydim. Onu öyle büyütebilseydim. Ama insan evladı yerine koyduğu insanın tek annesi olmak ister. Hiç kimse için bunların yaşanacağını öngöremezdim.
bir şey değil. Saklama yüzünü, yarım kalan. Ne olur bir şeyler söyle. Hüznünü. Mutluluğumu bozma. Sen mutluysan bunu hiç kimse bozamaz. Ama ben de sadece senin duymak istediğin şeyleri söyleyemem. Yine duvarlar örülür tenime. Yine umutlar süzülür yüreğine. Bir damla güneşi yüzüne yasa. Göz yaşı umut hep sana tuzak. Elin kolun bağlı aşk sana yasak. Her yeni sabah gecene tutsak hep sana uzak. Ah, hüznünü tutsak. Fırat Andaş'la görüşeceğim. Randevunuz var mıydı? Hayır. Kendisi şu anda bir toplantıda. O zaman geldiğimi haber verin. Hiçbir telefon bağlamamı mı istedi? Ben telefonda değilim, buradayım. Belkıs ikincide. Zor arattığımı da söyleyebilirsiniz. Aman oğlum, ne derse desin alttan alta. Şu anda holdingdeki varlığımız ona bağlı. Allah Allah. Kızım sana toplantıdayım, kimseyi bağlama demedim mi? Fırat Bey biliyorum ama ısrarla sizinle görüşmek isteyen bir bayan var. Kimmiş peki? Ben kimseyi beklemiyorum. Belkıs ikinci. Belkıs. Fırat Bey merhaba. Acil görüşmemiz gerekiyor. Tamam da kısa olsun lütfen. Sekreteri verir misiniz? Kızım toplantı odasına getir. Peki efendim. Hayırdır inşallah. Belkıs ikinci geliyor. Niye? Ne bileyim. Çok acil dedi. Yani hiçbir fikrim yok. Buyurun sana. Oo, şahane. Günün adamı da buradaymış. Belkıs Hanım, şu acil ziyaretinizin nedenini öğrenebilir miyim? Büyük bir zevkle. Oğlunuzun kiminle yasak ilişkisi olduğunu biliyor musunuz? Ne diyor bu? Hiç üstelemeyin, söylemeyecek. Fakat ben bunu bilmenizi çok istiyorum. Çünkü başınıza gelecekler için kafanızda kötü bir Belkıs ikinci kalmasın. Yani söylemedi demeyin sonra. Oğlunuz ortağınızın Mithat Bey'in karısıyla yatıyor. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Gördüğünüz gibi sesi bile çıkmıyor. İsterseniz kendisine sorun. Zaten inkar etse bile elimde müthiş kanıtlar var. Zürel benim ailemden biri sayılır. Bu nişan hemen atılacak. Aksi takdirde olayla ilgili her şeyi basın dahil duyururum. Bir dakika, sizin çıkarınız ne bundan? Ya durup dururken doğru ya da yanlış bunları niye bana anlatıyorsun? Onu da oğlunuza sorun.
Ben sadece bunu söylemek için geldim. İyi günler. Ah Mithat Bey merhaba. Merhaba. İyi toplantılar. Bu kadının burada ne işi var?